belediye başkanları ve başkan yardımcıları, sayın meclis üyeleri, sayın jüri üyeleri, sayın meslek oda başkanları ve oda üyeleri, basın değerli mensupları ve değerli konuklarımız. Söke Belediyesi imar planlamasına esas kentsel yenileme eksenli fikir projesi yarışması kolokyum ve sergisine hoş geldiniz. Şimdi açılış konuşmasını yapmak üzere Söke Belediyesi Başkan Yardımcısı Sayın Minaşçı'yı kürsüye davet ediyorum. Sayın başkanlarım, sayın meclis üyelerim, değerli jüri üyeleri ve tüm katılımcılar, toplantımıza katıldığınızdan dolayı öncelikle teşekkürlerimizi sunuyoruz. Söke kenti stratejik konumu itibariyle Türkiye'nin en önemli kentleri arasındadır. Uzun yıllardan beri, özellikle 1940'lı yıllarda Söke kenti Türkiye'nin Paris'i olarak bilinen bir kent aslında. Ama yıllar içinde imarla ilgili bantlar, özellikle 1970'lerden sonra Türkiye'nin tüm kentlerinde olduğu gibi Söke'de de ne yazık ki yüksek katlı yapılar, imarla ilgili problemler, otopark sorunları bizim kentimizde de her kentte olduğu gibi büyük sorun haline gelmiştir. Söke Belediyesi'nin 2006 yılında başlattığı imar planı çalışmalarında, aynı zamanda makroform planlarda ve çevre düzeni planlarında Söke kenti bölgenin kentsel merkezi olma adayı, olma noktasında havaalanı, organize sanayi bölgesi, üniversite alanı gibi belli fonksiyonlarla, büyük tarım alanları ve tarımsal sanayi fonksiyonlarıyla 2025 yılı vizyonuyla ilgili Söke kenti kentsel merkez olma fonksiyonunu ve vizyonunu yüklenmişti. Bu planlar 2009 yılında yapılan 1/100.000'lik çevre düzeni planına da aynen olduğu gibi işlenmiştir. Zaten 100.000'lik planlarda da Söke metropol kent merkezi olarak görülmektedir. Fakat biz Söke Belediyesi olarak 2025 vizyonunu oturup önümüze koyduğumuzda kent merkezimizin bu vizyona kesinlikle hazır olmadığını gördük. Yine tüm meclis üyelerimiz, değerli yönetimimiz, başkanımız, başkan yardımcılarımız Söke kent merkezinin yeniden yapılandırılması ile ilgili özellikle Söke'yi ikiye bölen Söke çayı, çünkü 140 metrelik bir hava koridoru oluşturuyor ve Söke'nin bulvar olma adayı bir bölge. Bu bölgenin ve çevresinin yeniden düzenlenmesi gerektiğini, bir kentsel yenileme projesi yapılması gerektiğini ortaya koyduk. Bununla birlikte yine bakıldığında tüm bu kentsel yenileme projeleri yapıldıktan sonra çevresindeki yapılaşmalara baktığımızda kadastral parseller üzerinde İki katlı yapının yıkılarak yerine 5 katlı yapıların yapıldığı, yolların dar olduğu, nefes almayan, otoparkı ve yeşil alanı olmayan bir kent merkezi oluşuyordu. Bu nedenle belediye meclisi olarak Eylül ayında 100 hektarlık bir alanı, Söke Çayı'nın kuzeyinde ve güneyinde bulunan 100 hektarlık bir alanı bir yıl süreyle yapılaşması durduruldu. Aralık ayında da Aydın Büyükşehir Belediyesi'nce bizim bu kararımız onaylandı. Planın yapma yöntemi, yani biz imar planlarını nasıl yapacağız diye düşündüğümüzde klasik imar planı yöntemiyle değil, kamuoyunun, katılımcılığın benimsel, kent gibi çok katmanlı bir yeri planlarken tüm görüşlerin alınabildiği, artı Türkiye'de ulusal olarak bence şehircilik literatürüne girecek bir projedir diye düşünüyorum. Yarışma yöntemiyle, fikir projesi yarışma yöntemiyle imar planını elde etme süreci kararı alındı. Ve Şubat ayında sayın jüri üyelerimizle birlikte ilk toplantılarımızı yaparak şartnamelerimiz hazırlandı. Haziran ayında da 13 katılımcıyla yarışmamız sonlandı ve bugün de sonlanan yarışmamızın kolokyumunu ve sergisini yapmaktayız. Ben bu süreci bu şekilde yürütmekten çok onur ve gurur duyuyorum. Tüm meclis üyelerimize, belediye başkanımıza, jüri üyelerimize, bu sürecin içinde olan herkese, Levent hocama, danışmanımız,
raportör arkadaşlarımıza, üyelerimize, herkese çok teşekkürlerimi sunuyorum. Sağ olun. Şimdi de konuşmalarını yapmak üzere Söke Belediye Başkanımız Sayın Süleyman Toyran'ı kürsüye davet ediyorum. Sayın Belediye Başkanlarım, çok değerli meclis üyelerim, çok değerli hanımefendiler ve yazılı ve görsel basınımızın çok değerli temsilcileri. Hepinize sunumumuza hoş geldiniz diyorum. 6-12-2012 tarih ve 28.489 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 6.360 sayılı 13 ilde Büyükşehir Belediyesi ve 26 ilçe kurulması ile ilgili kanun sonucu ilçeniz 50 kat büyümüş ve 7 belediye ile 34 köyü içine almıştır. Şu anda yaklaşık 116 bin nüfuslu ve 1030 kilometre karelik bir alana sahip bir yerleşim yeri durumundadır. 2005 yılında başlatılan planlama çalışmalarında Söke kentinin de içinde yer aldığı bölgenin Aydın Metropoliten Alanı'nın bir alt bölgesi olacağı varsayılmıştır. Bu temel varsayım içinde Söke kenti de bu metropoliten alt bölgenin merkezi olarak düşünülmüştür. Bu bölgeye dayalı olarak hazırlanan 1/5 ölçekli Nazım İmar Planı ile 1/1 ölçekli uygulama imar planları Söke Belediyesi'nin kararıyla onaylanmıştır. Kıymetli konuklar, aradan geçen zaman zarfında üst ölçekte belirlenen bu vizyona karşın kentimizin mekansal yerine getirecek niteliklere sahip olmadığı görülmüştür. Özellikle metropol kentin kent merkezi olması düşünülen alanın komşuluğunda yer alan bölgede yapı stoğunun eskimiş olması ve parsellerin çok küçük olması, alandaki yapılaşma biçiminin yalnızca kat sayısını arttırmayı amaçlaması, sosyal donatıları ön plana almaması, zaman içinde bu bölgenin kentin en problemli alanı olacağını göstermektedir. Bütün bu tespitler doğrultusunda 8-9-2014 tarihli belediye meclis toplantısında alınan kararla Cumhuriyet Mahallesi, Çeltikçi, Konak ve Yeni Canlı Mahallesi'nin bir bölümünü kapsayan 1.030.000 metrekare yüz ölçümlü bir alanda 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonu ile kentsel tasarım projesi hazırlanmasına ve bu çalışmalar sırasında da imar faaliyetlerinin bir yıl süreyle durdurulmasına karar verilmiştir. Söke'nin geleceği açısından çok önemli olduğuna inandığımız bu projede bizlere destek veren tüm meclis üyelerinize çok teşekkür ediyorum ki bu karar oy birliğiyle alınmış bir karardır. Tüm seçenek Söke'yi bir başka yere taşımak olacaktı. Çünkü Söke'nin bu şekliyle gelişmesi sadece şu yapılaşmayı durdurduğumuz alanlarda normal imar şekliyle 3 mahallemizde nüfus yoğunluğunun 55 bin olacağı öngörülüyor. Altyapısı olmayan, sokakları yeterli olmayan, otoparkları olmayan bir Söke'de yaşamanın mümkün olmadığını düşündüğümüzde böyle bir çalışmayı başlatmayı uygun gördük. Ben tekrar bu konuda destek veren meclis üyelerimiz dahil olmak üzere herkese teşekkür ediyorum. Yarışmaya katılan arkadaşlarımıza, dereceye giren arkadaşlarımıza ve çok değerli jüri üyelerimize de huzurlarınıza teşekkür ediyorum. Bu işimizin ilk ayağı, işimiz bununla bitmeyecek. Burada her türlü görüşe, bilgiye, desteğe ihtiyacımız var. Amacımız Söke'yi daha çağdaş, daha yaşanabilir bir kent yapmak. Katılımlarınızdan dolayı hepinize çok teşekkür ediyorum. Şimdi sözü jüri başkanımız Sayın Profesör Doktor Zekai Görgül'e bırakıyorum. Teşekkür ederim. Değerli dostlar, değerli meslektaşlarım, hepinize merhaba, hepinize merhaba. Tabii bu yarışmada olmak bizler adına, yani jüri üyeleri arkadaşlarım katıldığını da biliyorum, son dönemler açısından galiba ilkleri içeriyor. O anlamda gerçekten heyecan verici, sevgili yetkilerin söylediği gibi umudumuzun literatüre geçmesi dedi. Geçti bile.
ötesine taşındığı gerçeklik kazandı. Bu yönüyle hani neresinden başlayayım bilemiyorum ama bazı şeyleri çok sıralı olmayabilir. Ama öncesinde sizlerle paylaşmak isterim doğrusu. İlkler açısından. Tabii hepimiz birçok yarışmada, yarışmaya katıldık, yarışmalarla yaptık. Ama mesela bir ilk, tabii o yarışmanın koyu günlerde ya da yarışma süreci içerisinde o yerleşmenin, o kentin belediye başkanı hep olur. Sevgili Süleyman Başkanım da bizi hiç bırakmadı. Ama bir koyu günde uzunca bir dönem sonra yerleşmenin dışında iki belediye, iki yerleşmemizin de belediye başkanlığının burada olup bu yarışmanın sonucunu ve koyu izliyor olmalarından gerçekten çok etkilendim. Yani sevgili Kuşadası Başkanımız, sevgili Dün Başkanımız da bizlerle beraberler. O anlamda bir kere teşekkür ediyorum. Bunu çok önemsiyoruz. Bir başka ilk, ne yazık ki geçmişte de vardı ama özellikle son 10 yıl adına planlama kavramının da pratiğinin de içinin aşırı biçimde boşaltıldığının, giderek planlamanın ister küçük parselden, ister daha erice kabaca alanlara, ister giderek yerleşme veya kent kültürüne kadar yayıldığı noktada bir yasal belgeden öteye geçmediğini, hakikaten işte katı kotu bilinmeyen, katot bir öncesinden bir dönemler, seçim dediğim gibi yasal belge ama olmalı. Nasıl olduğu çok önemli değil, olmalı çünkü yasa bunu ediliyor, bu hale gelen. Ağırlıkla da bütünsel yaklaşımlardan uzaklaşmış, dediğim gibi irili ufaklı, talebe dayalı plan tadilatlarına, mevzi planlara dönüşmüş bir süreçte konuya böyle bakabilmenin çok önemsenmesi gerekiyor. Biz çok önemsedik. Bu anlamda da bir tarafına geçti. Yazılacaktır daha üzerinde ama bu yarışma devam ederken, süreç devam ederken bile bu anlamda müthiş olumlu yankıların geldiğini bizlere meslek camialarından öncelikle belirtmek istedim. Bir başkası, bunun yapılması adına alınan karar, gene ülkemizin son yıllarda çok da alışık olmadığı bir karar. Gerçekten bu bir siyasi irade beyanını anlatır söyleyeyim. Hiçbir başkan ve meclis, özellikle gayrimenkulün zirve yaptığı bir ülkede ve dönemlerde bağlı olan bir planını iptal edip, biraz önce söyledikleri Mine'nin ve Sayın Başkanım'ın söylediği gerekçeler bağlamında ve iptal kararında anayasanın ilgili maddelerini yazarak, yani insanca yaşamak, yaşanabilir çevreler ve kentler yaratmak adına kentin bir parçası olsa da böyle bir karar alabilmek ve bunu oy birliğiyle yapmak gerçekten bir başka kutlanması gereken ya da bir başka ilk. Bunu çok önemsememiz gerekiyor. Bir başka ilk, hem böylesi bir kararla hem o kararın arkasından gelen ve yarışmayla sürdürülen ve ortaya çıkan üretimlerin sunduğu içerik ve yarışmanın amacı bağlamında konuya bakıldığında hani dönüşümse evet işte böyle bir şey olabilir. Yani kullanıcısıyla onu hiçbir şekilde dışlamadan kendine ait. Ondan sonra hiçbir zaman onu doğrudan enlak eksenine bağlamadan, yani mutlaka kat sayı atacak, mutlaka şu aktörler varlığından hepsi tatmin edilmeli gibi arayışlara girmeksizin ondan sonra böyle bir konuşum, yani bizlerin özlediği, yazdığımız, söylediğimiz, anlatmaya çalıştığımız, mekan ağırlıklı olsa bile böyle olur demeye çalıştığımız bir dönüşüm örneğini veriyor olması, inanıyoruz ki verecek. Pratiğe de döndüğü zaman fikirden öyle bir noktaya geldiğinde bu yönde gerçekten ilk ve kutlanmalı. Bir başka yönü hakikaten Sayın Başkanım meclis üyeleri ama sevgili meslektaşımız ben bine diyorum bunca şeyimizden sonra bir protokol bırakıp o ekibi, bütün arkadaşlarımız, danışma kurulu üyelerimiz, gerek jüri üyelerimiz, özellikle raporlar arkadaşlarımız müthiş bir emek verdiler. O emeğin altında olağanüstü bir duyarlılık vardı. O duyarlılığı başka türlü bugün yaşadık. Biz de sizlerle beraber yeni geldik buraya.
Yani şu güzeliyle, ilgisiyle ama her konuya gösterilen dikkatle ama özellikle bu tür yarışma kitapları çıktı ama çok az yarışmada Kolyovin'de bu kitabın dağıtıldığını görmüşüzdür biz. Sonradan gelir. Birçok yarışmada yoktur. Olan yarışmalarda vardır. Ama olanlarda da bir iki örneği ancak sayabilirsiniz. Kolyovin'de katılımcılara bu kitabın dağıtılıyor olması çok önemli. İşte gerçek belge bu. Gerçek dikkatli de bu. Bu anlamda da bir ilk olarak kabul edebiliriz. Dolayısıyla hepsini topladığımızda bizden jüri üyeleri olarak hem bu jürinin içinde bulunmaktan, davet edilmiş olmaktan gerçekten gururumuzla mutluyuz. Hem de içtenlikle bütün bunlara, bu sıraladıklarımıza teşekkürlerimizi yürekten bir kez daha içtenlikle iletiyoruz. Şimdi Kolyovin'den şöyle bir şeydir genelde. Yapılan bu çalışmalarla ilgili o çalışmaların ekseninde yani bu yarışmanın amacına göre işte mimarlık, planlamalı ve benzeri şeydir. Onların tartışılması biçiminde geçer. Bizler yani bir jüriyeleri burada sınava çekiliriz. Öyle bir halimiz olur çoğunlukla. Tartışmalar olur ama bunlar doludur. Hepimize öğretir, hepimiz öğreniriz. O nedenle arkadaşlar görüşürüz almak isteyenler olacak bir üyelerimizden onları da vereceğim. Ama sonrasında bu tür tartışmalara, görüşlere, değerlendirmelere tabii ki geçeceğiz. Şu ilklerden bir tanesini unuttum şimdi söylerken aklıma geldi. Onu geçeyim, o da çok önemli bir yönü. Bu yarışma, kentsel tasarım dediğimiz son günlerin iyice güncel olan hem akademik camiadan, profesyonel camiadan çokça konuşulan, örnekleri verilen bir kavram ama bu yarışma ona da planlamayla yani mimarinin birlikteliği bağlamında bakıldığında mekanı öne çıkarmak açısından nasıl bir kentsel tasarım örneği sergilenebilir diye düşündüğümüzde bu yarışmanın o anlamda da önemli ilklerden birisinin olduğunu parantez içinde söyleyeyim. Burada bırakıyorum ben. Jüriyesi arkadaşlarımdan çok isteyen bir şey söylemek isteyen var mı? Şimdi olabilir, sonra da olabilir. Öyle yapalım. Peki biz şimdi burada duralım. Böyle biraz birlikte konuşacağız. Diğer arkadaşlarım da. Biz sonra konuşuyor olalım tekrardan. Salondan bu konuda dediğim gibi Nazlıcığım merhaba. Görüş ve benzeri değerlendirmeler ya da soru ya da başka bir şey varsa onları alalım sevgili dostlar. Biz de seviyorduk yok galiba diye çabuk götürürüz dedik ama evet. Takılıyorum. Mikrofon. Yok benim sesim duyulmuyor. Ama kayıt yapılıyor da o anlamda önemli. Kendinizi tanıtarak başlarsak çok mutlu olurum. Peki hocam. Turgut Türkoğlu, kent yurttaşıyım. Okur yazar. Birkaç sorum olacak hocam bu planlama ile ilgili olarak. Özellikle kent sosyolojisi bilenler iyi bilirler ki merkez çevre ilişkileri özellikle kentsel yapılaşmanın yoğun olduğu yerlerde belli bir merkez ve onun ekseninde gelişen çeperler üzerine kurulur. Oysa burada anladığım kadarıyla mevcut olan 1950'li yıllarda kurulmuş olan kent merkezi çeperlerini değiştirmek suretiyle farklı bir yapıya geçirmek isteniyor. Özellikle Söğeç ayı baz alınarak yapılan bu eksenlemenin kent için getireceği artı ve eksi sonuçları tüm kamuoyunun tartışması gerektiğini düşünüyorum. Bu bir. İkincisi, bu yeni yapılanmanın
özellikle 3200 parseli kapsadığını ve bu 3200 parselden yaklaşık 1800 tanesini kent yoksullarına ait, yani 100 metrekare ve daha altında yapılan olduğu ve bu kent yoksullarının 18 uygulaması sonucu olarak bu yapıların bütünleşmesiyle, adaların bütünleşmesiyle çok mağdur durumda kalacaklarını görüyoruz. Bunların kentin sosyolojik yapısını, demografik yapısını ve ekonomik yapısını da değiştireceğini göz önüne aldığımızda bu kapsamdaki yapılaşmanın, bu kapsamdaki bir değişimin sebep ve sonuçlarını önceden tahmin etmemiz mümkün değil. Oysa bizim önceliklerimizden bir tanesi, iki tane bu bölgeye gelen çok derin pay hattı var. Bir tanesi Doğan Bey yaksından gelen, bir tanesi Ağaçlı üzerinden gelip İstasyon Caddesi'ni kesip Tayşun üzerinden çıkan iki tane yeni pay hattımız var. Bu yapılan yeni kentleşme tasarım projelerinde bu hatların dikkate alınmadığını düşüncem olarak söylüyorum. Eğer yanlışım varsa düzelt. Bu hatların baz alınmadığını, aynı şekilde Konak Mahallesi'nin üst taraflarındaki heyelan bölgelerini aynı şekilde hiç dikkate alınmadan aynı pozisyonda bırakıldıklarını görüyoruz. Oysa bir kentin bütünlüğünü sağlayabilmemiz için ya bütünlüğün üzerinde yeni bir çevre kurup bu çevrenin etrafında çeperlenmemiz gerekir ya da kenarlara çekip merkezleri dört tane farklı bölgede oluşturacağımız çevrelerle yeni merkezleri oluşturup çevreleri onun üzerinde kurgulamamız gerekir. Sözümü uzattım, kusura bakmayın biraz ama detaylı olarak bu konuların toplum tarafından tartışılıp bunun sosyolojik ve demografik yapıları olan etkileşimlerinde göz almamız gerek, göz önüne almamız gerektiğini düşünüyorum. Saygılar sunuyorum. Teşekkürler. Evet. Teşekkürler sevgili arkadaşım. Devam ediyoruz. Aldık notları konuşacağız. Başka? Sevgili meslektaşlarım, yarışmacı arkadaşlarım, sevgili Baran abimi gördüm, Tamer dostumu gördüm, ekibi gördüm, Devrim'i şimdi gördüm, Nazım'ı gördüm. Evet, bekliyoruz. Ya yok problem. Tabii onların konuşması lazım da. Belki konuşmayacaklar, mutlu olabilirler yani her şeyden. Buyurun efendim. Sayın Hocam, ben İstanbul'da kalıyorum ve buraya yazdan yaza iki aylar, üç aylar geliyorum burada. Bu Edemit Hastanesi'nin arka bölümünde küçük bir yerimiz var, orada kalıyoruz. O bölgeye yaklaşık 46 senedir gelirimde en ufak bir taş dahi değişmemiştir burada. Ama bir şey söyleyeceğim. Yani şu anda... Pardon, özür dilerim, sözünüzü kesiyorum. Şimdi bir kolye okumun amacı, her şeyi, bu tür konuları konuşmak değil. Kolye okumun ekseni, amacı ve içeriği, yapılmış olan yarışma ve o bağlamda ortaya çıkmış olan sonucu birlikte değerlendirmeye yöneliktir. Hocam, biraz önce, ne olur kesin, biraz önceki arkadaşıma, yani ona da müdahale edildim ama etmediğim şundan dolayı yarışma alanıyla ve ortaya yarışmada ortaya çıkmış olan projelerle ilgisi kurulabilecek birkaç soruyu sorduğu için o konuşmayı keselim. Ama sizinki şimdi hani 46 senedir geliyorsunuz böyle filan, şimdi ben de İstanbul'da ilgi başlasam neler söylerim. Hani bu anlamda buraya bağlayabilecekseniz dinleyelim. Ama yoksa hani dertleşmeye çevirmeyelim işi, rica ediyorum. Evet, çabuk lütfen. Şimdi benim anlatmak istediğim, madem ki böyle bir proje yapılmış, bu projede mesela bir, iki, üç tane yapılmış ölçekler var. Biz bakıyoruz, hiçbir sokak belirtilmemiş. Yani hangi bölge, hangi bölgede ne yapılacak belirsiz. Biz bu konuda biraz bilgisiz kaldık. Evet. Artı acaba bizim o bölgemize bu tür şeylerin ne derece faydası olacak? Benim bildiğim kadarıyla hocam, kusura bakmayın, özür dilerim. Buraya gittiğim zamanlarda bir tek bir şey gözüme çarpıyor. Burada bir şey
tutturulmuş Aydın Caddesi, Atatürk Mahallesi, Yeni Kent Mahallesi, işte İstasyon Caddesi, ama bizim maalesef o bölge bu yapılanma açısından da maalesef ve maalesef geri bırakılmış. Peki. Teşekkürler. Bunlar göz önüne alınırsa. Tamam. Teşekkürler. Sağ olun. Evet. Başka? Nazım? Merhabalar. İsmim Mehmet Nazım Özer. Görüşmeye katıldık ve arkadaşlarla beraber satın almayla ödüllendirildi. Hocamızın, sağ olun, teşekkür ederim hocam. Hocamızın belirttiği gibi bu yarışma ülkede örnek teşkil edebilecek bir süreç olarak ortaya çıkmakta. Bu süreçte demin de bahsettiğim gibi kitabın basılması, türü ve niteliği açısından ülkemizde son 20 yılda gerçekleşen yarışmalardan daha farklı bir konumda olması ve bunun dışında esasında önemli şey de 13 sürücüye 3 gün süren bir değerlendirme yapılması. Yani normalde 50 tane sürücüyü bir günde değerlendiren jürilerin olduğu bir ortamda 13 sürücüye 3 gün zaman ayırarak bunu değerlendirilmesi açısından da örnek bir yarışma. Tabii burada önemli olan bir yarışma sürecine girdiğimiz zaman demin bahseden kenttaşlar, kentliler, parsellerden, belli konumlardaki sorunlardan bahsettiler ama bizim bu yarışma süreci içerisinde iki tane konuyu ön plana aldık. Bunlardan bir tanesi yarışmanın imar planını durdurmayla başlayan sürecinin ve yeni imar planı elde edilmeye kadar geçen süreç içerisinde neler yapılabilirin üzerinde biraz düşündük. Ve bunun dışında da projemize bir vizyon, kimlik nasıl kazandırabiliriz? Tabii demin dediği gibi sokakların hepsine isimler yazmadık ama kentin genel bir vizyonu içerisinde 100 hektarlık bir alanı daha yaşanabilir, daha çağdaş nasıl bir hale getirebilir? Biz yer görmeye geldiğimiz zaman 3 tane alan gördük. Köke bunlardan bir tanesiydi. Selçuk ve Bergama. 3 kent birbirine benziyor. Nüfus olarak Selçuk biraz daha düşük ama Bergama ile Söke nüfus olarak aynı. Üçünün de kentin ortasından geçen bir çayı, üçünün de interlandı içerisinde tarım alanları ve de arkeoloji açısından en önemli Efes, Bergama, Minotos gibi yerleşmeler var. Bu açıdan baktığımız zaman hepsinin belli bir kalitede, belli bir potansiyelin varlığı göz önünde. Ancak Türkiye bu üç kentten biraz daha geri kalmış gibi gözüküyor. 1970'li yıllarda Kemal Ahmet Oğlan'ın kazanmış olduğu kent planlama yarışması sonrasında Türkiye ciddi anlamda atılımdan yapamamış ve başkanımızın da belirttiği gibi tabii burada ciddi anlamda sorunlar ortaya çıkmış ve bunu da çözebilmek için böyle bir yarışmaya çıkartılması gerçekten çok güzel bir düşünce. Bu düşünce tabii bu yarışma süreci şu değildir. Burada bir tane projeyi hemen uygulanması anlamında değil. Bu projelerle birlikte bir sürecin yeniden tanımlanması, tabii şimdi Aydın'a bağlı Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde kalındı. Mevcut imar kanunları ve diğer mevzuatlar kapsamında ekstra bir takım hareket alanları kısıtlı. Bunlar da dikkate alındığı zaman önemli olan buradaki süreci de görmektir. Tabii biz yarışmanın saat, kolokyumun saat 2'de olacağını düşünerek biraz geciktik, 1.30'da gelebildik ancak. Diğer projeleri de göremedik. Ama genelde internette paylaşılan projelere baktığımız zaman genelde kent kokusunu tamamen korumaya yönelik, kentin bazı sokaklarının tabii korunması gereken sokakları ve sokak kokusunu tamamen sadık alınarak bir takım bir şeyler yapılmaya çalışılmış. Bir bunun tersine biraz daha kente vizyon katabilmek, daha çok yeşil alanı ortaya koyabilmek, yeşillik kent bütünü içerisinde herkesin erişilebileceği konumlara getirebilmek, bazı yolların yayalaştırılması, tramvay hattını kullanarak yeni aksların ortaya konması ve bu Söke, Kuşadası, Didim ve Aydın bölgesinin alt bölgesi olarak ele alındığında merkezin konumunun biraz daha güçlü olması açısından bazı öneriler geliştirdik. Ama Söke kenti bence çok fazla işlevleri boğulmuş durumda. Havaalanı
yollar, küçük sanayiler, büyük sanayiler vesaire gibi birçok kullanım belki bu alanda çok fazla yer etmemesi gerekebilir. Çünkü Türkiye tarım aldığıyla, tarımın potansiyel gücüyle zaten Türkiye olmuştu. Kuş yoksa Kuşadası'nın geri planında bu kadar güçlü bir kent, bu kadar güçlü bir nüfus bulunamazdı. Tabii mekansal olarak gittiği anlamda sorunları var ama bunun da zamanla çözülebileceğini düşünüyorum. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Çok katkılı oldu hepimiz için. Nazım. Hacı bir kez daha kutluyorum seni ve ekibinin diğer meslektaşlarımızı. Sonra devam edeceğiz. Birkaç şey o anlamda söyleyeceğiz. Evet. Başka? Buyurun. Fatma Köksal Mimar. Mimari yarışmalarda birinci ödül belirlenir ve o uygulanmaya çalışılır. Ancak burada eşdeğer ödüller mevcut. Belediye bunları uygularken yani bu ödül alan projelerin yani hayata geçirmeyi düşünüyor. Uygulama aşamasındaki genel prensipler ne olacak? Yani genel politika ne olacak? Sonuçta birinci ödül yok. Elimizde birkaç tane projemiz var. Genel prensipleri merak ediyorum. Yani uygulama çünkü epey önemli bir konu. Uygulamaya geçelim. Teşekkürler. Evet, biz teşekkür ederiz. Başka? Değerli katılımcılar. Yok. Peki. Buyurun. Evet, herkese merhaba. Ben öncelikle belediyeyi kutluyorum. Gerçekten de aldığı cesur kararlar ve yarışma için yaptığı ön hazırlıklar çok farklı bir yarışmaya hazırladı hepimizi. Bu anlamda önemliydi. Sonuç da önemli. Şu anda yayına dönüşmesi ve SÖKE'nin sadece teknik elemanların değil, bütün SÖKE'nin önünde olması, bu planların, bu fikirlerin önemli. Bundan sonraki süreç, bu zamana kadarki nasıl başarıyla yürütülürse eminim ki bundan sonra da aynı başarıyla yürütülecektir. Bu hepimizin katkısıyla olacak bir şey. Bütün SÖKE elemanlarıyla söylüyorum. Sonuçta 13 ekibin SÖKE üzerine fikirleri ortaya çıkmıştır. Bu fikirlerinden yararlanılacaktır bundan sonraki süreçte. Fikir yarışmalarının ruhunda da böyle bir şey var. Siz ortaya istenilen şartlar çerçevesinde fikirlerinizi söylersiniz. İdare bundan sonraki süreçte ihaleye hazırlanırken bu fikirlerden yararlanarak da bunlardan daha ötede başka bir gerçeğe dönüşebilecek, bu fikirleri hayata geçirebilecek bir süreci yapması gerekecek. Buradaki raporları da daha sonra gördüğünüzde jüri üyeleri olaraktan da gerek yarışma şartnamesinde belirtilen gerekse de inceleme raporlarında gözüktüğü gibi SÖKE'de bütün tamamı değil ama SÖKE'nin önemli bir 100 hektarlık bir alanı planlanmaya alınmıştı. Burada merkez söz konusudur. Merkezin gelişmesi istenmektedir. Merkez dar sıkışmış alanından saçaklanabilmesi, sağlanması nasıl yapılacaktır? Bu istenmiştir, bu aranmıştır. Ulaşım çok önemlidir. Kent içindeki ulaşımın yanı sıra kent merkezine yayaların ulaşımı konusundaki önerilerin geliştirilmesi istenmiştir ve bu aranmıştır. Bu da önemlidir. SÖKE çayı devlet su işlerinin içerisindeki düzenleme projesini birileri kabul ediyoruz ama sadece o değil. SÖKE çayını nasıl değerlendirebiliriz, kent yaşamına nasıl katabiliriz bu aranmıştır. SÖKE çayı şimdiye kadar sürekli olarak neredeyse ulaşımı engelleyen bir faktör olarak görülmüşken şimdi bir tür projelerin hepsinde göreceksiniz. Bir tür rekreasyon alanı gibi gidilip değerlendirilecek, kent yaşamına zenginlik katacak
bir unsur olarak da ele alınmıştır. Dilerim öyle gerçekleşir ve Söke Çayı kentin merkezi olarak bir omurgası olarak gelişebilir. Yaya alanlarının geliştirilmesi önerilmiştir. Bunu ben de çok önemsiyorum. Tabii ki bu belediyeler için hep sorumlu bir alandır. Yayaların daha fazla alanda gitmesi, taşı trafiğinden arındırılması mümkün olduğu kadar geliştirilmelidir. Bu konuda da öneriler vardı ve bu da önemlidir. Tabii ki hepsinin önemlisi ilk konuşmacının da dile getirdiği gibi süreçteki katılımın bundan sonra iyi örgütlenmesi önemli. Çünkü burada genel olarak yarışmalarda ya da başka tür yenilenme projelerinde sürekli olarak rantın arttırılması, kat arttırılmasıyla sağlanacağı zannediliyordu. Halbuki buradaki projelerde böyle bir şey önerilmemişti. Önerilen projelerdense başka tür mevcut imar mevzuatı içerisinde alanların daha yaşanılır hale nasıl getirilebileceğini mevcut mevzuat çerçevesinde bunun altını çizerek söylüyorum. Başka bir ülkede yaşamıyoruz. Bu mevcut imar mevzuatı çerçevesinde bunu nasıl yapabiliriz diye belediyenin önüne bir enstrüman koymaya çalışılmıştır. Bu çok önemli. Bunlardan yararlanarak da tabii ki teknik insanlar olarak değil, vatandaşın sorunlarını, endişelerini giderecek, onlara yol gösterecek, kılavuzu gelecek belgelerle beraber, tartışmalarla beraber bunların yapılması gerekir. Onların ikna edilmesi gerekir. Yoksa müteahhitlerin elinde onların çarçur edilmesine yol açabilecek bir düzenlemenin yapılmayacağını düşünüyoruz. Bu ana kadar bunları arayan bir belediyenin bundan sonra bunu yapabileceğini düşünüyoruz ki böyle olduğuna da inanıyorum. Heyelan bölgeleri ilk yarışma önerisinde vardı. Özellikle Konak Mahallesi'ndeki bölge. Fakat yarışmacıların bununla ilgili getirebilecekleri yeni bir şey yok. O bir teknik sorun ve bu belediye bunu başka düzenlemelerle yapabilir diyerekten o alan yarışma alanı dışına çıkartıldı. Jüri tarafına önerildi. Ve diğer bölge, 100 hektarlık bölge bütünleştirdi. Bu bölgenin içerisinde sadece kendisi değil, bu bölgede yapılacak olan düzenlemeler tabii ki model olaraktan diğer bölgelere de emsal olacaktı. Burada bir model aranmıştır. Buna özellikle altını çizerek belirtmek istiyorum ve tekrar Söke'nin daha yaşanılır olması, yaşanan çevrelerin arttırılması bakımından bu yarışmayı önemli bir adım olarak görüyorum ve bundan sonraki sürecin sanıyorum yıl sonuna kadar ihale düzeninin bitmesi ve imarın tekrar başlama sürecine kadar önemli bir tartışma evresi geçirilecektir ve buradaki katılımcılık çok çok önemlidir. Burada belediyeye bu yarışmayı yapan ekibe, hazırlayan ekibe çok önemli görevler düşmektedir. Ben tekrar emeklerinden dolayı hepsine teşekkür ediyorum. Çok teşekkürler Bülent'ciğim. Şimdi biraz bundan süreçten, yani bu yarışmanın süreci ve nasıl değerlendirildiği, nasıl bakıldığı, bizler tarafından nasıl sonuçlandırıldığı konusunda birkaç şey söyleyelim. Şimdi Bülent söyledi. Ama şu konuda bir kere bütün Söke'nin başından sonra belediyenin yanında olması gerektiğine inandığımızın altını kabuğunu çizmek istiyorum. Öncelikle böylesi bir alan için. Ve biraz önce söylediğimiz, birkaç konuşmacının da altını kabuğunu çizdiğini söylediğim gerekçeler bağlamında bunu istiyoruz. Bu gönüllü önemli. Öte yandan şartnamenin dördüncü sayfasında yarışma şartnamesinin şöyle bir şey var, bir soru da geldi ama soru değil, yani aşılmasına da söylüyorum ya da cevap olarak bakılması. Bu yarışmanın da elde edilen tüm ürünler Söke'lilerle birlikte paylaşılacaktır ve tartışılacaktır zaten denilmektir. Zaten buna da ihtiyacımız var. Yani okuyayım. O tasarımların katılımcı bir ortamda kentlileriyle paylaşılarak tartışılıp görüş ve değerlendirmelerinin alınması ve sonrasında ortaya çıkan kararların bir plan revizyonu haline dönüşmesi konusu vardır. Ve bu anlamda içiniz ferah olsun diye en azından bunu söylüyorum ve desteğinizi esirgemeyin diye bunu söylüyorum. Şimdi biz jüri olarak değerlendirme kriterlerini koyduğumuzda dediği gibi sevgili meslektaşımın o heyelan bölgesini çıkardık. Yani çok teknik bir şey.
Şu an burada söyleyecek hiçbirimiz yok. Ama ya bu öyle bir uç ki batak çamurdaki bir zeminde de bir şey yapabilirsiniz. Bu da bir teknoloji işidir. Ya da tam tersi bir şey. Ya bu böyle çok geniş bir yelpaze giden bilirsiniz. Bu başka bir şey ve bence değerlendirme bunların çok da öne alınmalı çok dikkat edilmesi gereken ama o kriterler, teknik kriterler yerine getirilirse de kolay çözülecek bir iş olduğunu unutmamak lazım. O da para işi sonuçta. Şimdi biz geldiğimizde değerlendirme kriterlerini koyduğumuzda birkaç tanesi vaktinizi çok almadan, çok da sıkmadan sizi. Tabii ki bu alanı kentin yakın çevre ve bütünsel ilişkilere bak. Üst ölçekte planlar okumusu istedi. Bunları zaten yarışmacı meslektaşlarımızdan da istedi. Ama bu bizim değerlendirme kriterlerimizdendir. Ya bu nasıl yorumlandı, nasıl ele alındı ve bu alanı nasıl indirgendi? Ve nasıl değerlendirildi tasarımda? Bu bir kere buydu. Ulaşım çok önemli. Dertler zaten söyleniyor. Bu sisteme, bu kurguya bakmaya çalışır. Yine kenti entegrasyonu ve hem kendi içinde getirdiği çözümler ve hem de türleri adına getirdiği çözümler, ulaşımın türleri adına. Sökeç'in çok önemli söylendi, hepimiz biliyoruz. Onu belediye ısrarla müthiş bir yeşil omurga haline getirmek istiyor, rekreasyon omurgası haline getirmek istiyor. Çok doğru bir yaklaşım. Buna bak, bunu da değerlendirdik. Geleneksel kent merkezi, o ilişkilere baktık. Ona nasıl yaklaşılıyor, ona nasıl ilişki kuruluyor. Hem de alanın içinde varsa bu alandaki kültürel değerler, kültür varlıkları, onlara nasıl yaklaşılıyor koruma adına? Bunu ortaya koymaya çalıştık. Biliyoruz ki eklene dile getiriliyor, donatı yok. Eski plan, iptal edilen plan getiriyor nüfusu. Ama buna ilişkin teknik ve sosyal anlamda donatı yok. Bunu meclisimiz, başkanımız, teknik arabalarımız fark etmişler. Olmaz demişler zaten. Çok önemli bir fikirler. Biraz önce dediğimiz gibi ben o işte şey sokak videoyu söyleyeyim, adı dönüşüm. Ama yenilemedi. Bunun bir modeli var. Evet, yenilecek bu alan. Ama bu bittiği zaman yarın yenilenmeye başlayacak. Bu bir süreç. Bunu bir kriter olarak aldık. Ve de tabii ki bir tasarım adına o tasarımın dil bütünlüğü açısından, nasıl bir tasarım becerisinin ortaya çıktığı açısından, ifadesi açısından da bir başka kriter olarak bunu getirdik. Bunlar çok somut şeyler. Tabii her projenin içine girdiğimizde bunun alt başlıkları çıkabiliyor. Kendi içinde bu kriterlerin belli esnemeleri ortaya çıkabiliyor. Sonuç itibariyle bir yarış vardı üstünde, yarışıyorsunuz. Nazım'ın da projesi çok hak eden ekibinin bir başarılı bir projeydi. Ama her birinde bütün projelerin ödüle değer görülenler, satın alınanlar ve olmayanlar her birinde bu yerleşmelerin, bu belgenin, belediyenin yararlanabileceği çok önemli açılımların olduğunu, fikirlerin olduğunu, kararların olduğunu biz biliyoruz. Siz de aşağıda göreceksiniz ya da gördünüz zaten. Bütün bunlar da yararlanılarak görecek. Ama nasıl yürüyecek? Nasıl olacak sonra? Prensipler belli zaten. Bu prensipler doğrultusunda yürüyecek. Ama önce şu var her şeyin ortasında. Hakikaten şu, bütün müsekerilerin bu tartışma ortamları içerisinde biz gideceğiz ama sonra kaldığımızda yeni geldikçe çatışmalar olur. Uzlaşmak zorunda değiliz. O çatışmalardan fikirler çıkabilir. Ama mutabık kalabiliriz. Genel doğrular adına mutabık kalabiliriz. Prensipler buradan çıkacak. Zaten bunu başaramazsak belediyemizin müthiş bu çabaları, müthiş bu emekleri hakikaten şey kalır, ne derler, altın kalır, hayata geçmez. Hep çözücü ve bu işin önünü açıcı olmalıyız. Elimizde yasal araçlarımız var, onun dışında da yan yana geldiğimizde bir dayanışma içerisinde, bir fikir birliği içerisinde bazı, yani bir kimlik ve kişiliği zedelemeden bir tavizler müessesesinin dengeli kuracak bir şeyin oluşturulması gerekiyor. Bu alan böyle kurtarılır. Bunun da olması gerekiyor. Ama bu eksene geldikten, bu noktadan baktığımızda o anlamda hakikaten bir kez de altını kalınca çizmek isteriz. Gerçekten uzlaşmalıyız. Gerçekten anlaşarak bu işi götürmeliyiz. Tartışacağız zaten, bu ortamlarda çıkacak bunlar. Ama öyle oldu, böyle oldu. Yani tek eksenli bakışlar, tek vizyonlu bakışlarla bu tür projenin üzerine gidersek sonuç açısından istenilen başarı yakalanmayabiliriz. O zaman hakikaten üzücüdür bu kadar emeğe, çabaya ve o müthiş amaca yazık edilebilir. O anlamda bizim dikkatli olması gerekiyor. Parselin orada sevgili kardeşim 100 metrekare olması, 5000 metrekare olması çok fark etmez. Adaletli ve eşitlikçi bir dağılımın içine giriyorsanız, ki bu çalışmaların her günün ruhu budur, ister yapı vermekte, ister kamusal, kentsel, herkesin kullanacağı donatıları ayırmakta.
Bunu gerçekten adaletli biçimde yapıyorsanız 100 metrekarelik parselinde belli bir hakkı olacaktır. 5000'inde belli bir hakkı olacaktır. 3000'inde belli bir hakkı olacaktır. Bu böyle bir şey. Böyle götürmek zorundayız daha doğrusu. Kamuoyunun dediğim gibi aydınlatılması, tartışılması, konuşulması bunların her birisi olacak. 18. madde belki öyle söylenmedi ama 18. maddeyi gerçekten bu eşitlikçi, adaletli ve ilk yazıldığı gibi yasanın verilen örnekler gibi değil, yasada yazıldığı gibi onun ruhuna uygun hayata geçirirseniz 18 şu anda kentler açısından, planlama açısından hala kurtuluş reçetelerinden bir tanesidir. Böyle uyguladığınız takdirde. Dersi bayılır. Ama böyle uygulanacağını da zaten biliyoruz. Her şey ortada, her şey çıplak. Onun dışında ne gibi yani birlikte götürmemiz gerekecek. Yani işte o bölge, bu bölge. Bundan sonra ayrıntılar gelecek artık. O müthiş fikirler nasıl hayat aktarılabilir? Burada da bakın şunu da söyleyeyim. %100 yani sevgili Baran abim, Tamer'in tasarımında ya da devrimde ya da Nazım'da ya da diğer arkadaşlarımızda bunları aldık %100'ünü kullanacağız diye bir şey yok. Onun için bunun adına zaten fikir bir projesi denildi. Nasıl yaklaşılır, nasıl bakılır, hangi modeller geçerli olabilir, bunun yasal araçlarla ilişkileri nasıl oturuyor, mevcuda temellenerek yani mevcut yapılaşmaya daha çok temellenerek giden projelerde ve biz daha pratikte kolay, çabuk sonuçlar alabiliriz, fikirlerden vazgeçmeler, yoksa tersi mi gibi her yönüyle bize ufuk veren, belediyemize ufuk veren çalışmalar geldi zaten. Bunlarla birlikte bir senteze ulaşılacak. O sentez bağlamında da parça parça kararlar yürütülecek. Ama yasal araçlarımızda bunlar sonuç itibariyle ve onlar devreye sokulacak. Onlar hayata geçecek. Bilmiyorum yani prensipler böyle bir şey. Bu bir süreç. Yani şimdi baktığınızda topyekil böyle 100 hektarlık bir alanın topyekil gerçekleştirebilmek mümkün mü? Hiç değil. Hiç değil. Ama gene de kamunun vereceği öncelikli örnekler ardından diğer prensip plan anlayışına göre daha hızlı gelişebilir bu alanda. Örnek çıkartma durumunu söylüyor. Örnekleri koyma durumunu söylüyor. Değil mi hocam? Yani bu böyle avantajlar var. Bu anlamda burada yani merkez adına baktığımızda, SÖKEŞ'e adına baktığımızda da mesela önce onlar çıkıyor. Yani iktidar temel ateşleyici kamusal alanların yönlendirebilecek, dediğim gibi motor güçlü gibi olup kenti ateşleyebilecek şanslar da var. Ve tahmin ediyoruz ki ya da bekliyoruz ki belediyemiz buralardan öncelikle girecektir ya da yol alacaktır diye. Prensipler açısından Fatma kardeşim sordu yani nasıl olabilir? Ama bu bir süreç. Öbür tarafta da bekliyorsunuz, klasik imar planında yanındaki yapıyor, 5 metre çektiriyorsunuz, öbürünün parası yok ya da yapmıyor. Sonra belediyeye küsüyor, bu sokaklar niye böyle diş diş kardeşim? Kaldırım burada 1 metre, burada olmuş 5 metre diye. Ama hiçbir zaman bizim bugüne kadar planlama adına yasalarımız ve araçlarımız keşke olabilse ama bu tür çok büyük ikinci tavırları ortaya koymasına izin vermedi bizim kentlerimiz. Çünkü hep az para ayırdık kamu olarak biz kentlere. Ya bu sorunlar başka türlü daha büyük olduğunu sizler de biliyorsunuz. Daha geniş yerlere gidebilir. Onun için onların böyle bütün sentezini Söke Belediyesi'ne ve Söke'de yapılmış 100 hektarlık bir planlamaya, bir tasarıma çok da odaklayarak, temellendirerek götürmemek lazım. Özellikle Nazım'ın söylediği gibi, şimdi bir de büyük şehir olma, işte 6.360'ların gelmesi, bir sürü onay silsileri filan, bence şey bile bir başarıdır şu aşamada. Bu başarının devam edeceğine inanıyoruz tabii ama, yani bir plan iptali kararını büyük şehir belediye meclisine de oy birliği aldığını geçirmek bir önemli bir karardır diye düşünüyoruz. Bu güçlükler var. Ama birlikte dayanışma içerisinde ortak akıl, ortak bilgi bilimden de korkmadan yürür diye aklımızdan geçiyoruz. Ben burada duruyup hocalarından başka söyleyecek, konuşmak isteyenler, söylemek isteyenler ne varsa severek onları da dinleyelim. Evet, yok. Buyurun hocam. Evet, öncelikle Söke Belediyesi'ne bana da böyle bir yarışmaya jüri üyesi olarak katılma şansı verdikleri için teşekkür ederim burada. Jüri üyelerine.
ve ben yarışmaya sonradan dahil jüri üyesi olarak baştaki çalışmalara katılamadım. Yani bu anlamda bu eksiğimi daha şeye gelmeden önce kapatmaya çalıştım. Kitaplarla vesaireyle Söke'yi tanımaya çalıştım ama şimdi bir yerleşmede tabii su, içinden su geçen yerleşmeler çok önemlidir. Su kenarı yerleşmeleri çok önemlidir. Ve bu anlamda su çünkü yerleşmeye hayat veren bir can damarıdır. Su yerleşmenin dışında farklı özellik ve karakterlere bürünür. Yerleşmenin içine geldiğinde çok farklı bir özellik, farklı bir karakter gösterir. Yani yerleşme ve suyun birbirleriyle karşılıklı ilişkisi, birbirlerini etkilemesi gerek suyun yerleşmesi gerek yerleşmenin suyu etkilemesi farklı bir ilişki ortaya koyar. Ve bu ilişkilerin ortaya çıkmasıyla beraber aslında bu kentler içinde çok önemli fırsatlar doğurabilir. Bunu büyük fırsatlar olarak değerlendiren kentler ve yerleşmeler de vardı. Ben tabii kendi açımdan biraz uzmanlık alanında özellikle su kentleri, kıyı kentleri, kıyı yerleşmeleri olduğu için ben birazcık bu anlamda baktım şeylere, projelere. Bu anlamda suyu oldukça iyi değerlendiren projeler de vardı. Suyu çok önemsemeyen projeler de vardı. Bir ikincisi tabii projelerde benim ortak gördüğüm konu aslında hemen hemen tüm projelerde çok başarılı analizler vardı. Yani analiz, sentezler oldukça başarılıydı. Ama bizim en büyük eksikliğimiz bu analiz ve sentezlerin aslında belirlenen sorunların karar mekanizmasını tam olarak yansıtamamasından kaynaklanıyordu. Ve bu bazı projelerde de öne çıktığını gördük yani bu yarışmada. Özellikle son derece başarılı analizlerin plan kararlarına ve bunların sonuçlarına yani ürünlerine çok doğru yansıtamadığını gördük. Bununla birlikte tabii en önemli problemlerden bir tanesi tabii bunun hayata geçecek bir proje olması. Yani sonuç olarak buradaki sonuç ürünlerinin hayata geçecek bir proje olması, bunun için bir model oluşturulması. Bu model aşamasında da şu anda kullanılan mevcut modellerden farklı modeller öneren projeler var mı yok mu? Onlara da baktık aslında. Yani bizim çokça yani son yıllarda gündeme gelen imar transferleri, imar hakkı transferleri, bonuslar bunların dışında özellikle yani toplumun beklentilerini karşılayabilecek, bunları kolaylaştırabilecek, bunları mekana kolayca aktarabilecek yaklaşımın olup olmadığını da baktık. Çok şey biçimde yani ince bir biçimde oldukça bunun üzerinde de çok yoğun bir biçimde tartıştık. Çünkü bizdeki modeller aslında bilindiği gibi yani toplumun beklentilerini, toplumun ortak yararlarını her ne kadar yasalarda planlar kamu yararına da dense genellikle bizler de biliyoruz ki yani planlar ya da şeyler toplumun beklentileri de kamu yararının ötesinde aslında ranta yönelik yapılan düzenlemelerdi. Buradaki düzenlemelerin oluşturulan modelleri ve sonuçların toplumun beklentilerini ne derece karşılayıp karşılamadığını aslında baktık. Onları da değerlendirdik. Ve bunların sonucunda kararlar ürettik. Ben kısaca bunları belirtmek istedim. Teşekkürler kardeşim. Hocam lütfen. Ben de öncelikle Söke Belediyesi'ne ve organizasyonda yer alan herkese çok teşekkür ederek başlamak istiyorum. Yarışmada derece almış ve yarışmaya katılan arkadaşları da tebrik ediyorum. Zira gerçekten çok uzun yıllardır Türkiye'de şehir planlama temelli, kentin 100 hektarlık önemli bir parçasını dönüştürmeye hedef alan ve üstelik de iki meslek alanı, mimarlık ve planlamayı bir araya getirmeye çalışan bir yarışma gündeme gelmemişti. Bu anlamda hani ilkse bence ilkliği buradan başlıyor. Buradan başlatıyor. Bundan sonraki çalışmalarda da, yarışmalarda da aslında Söke gibi, Söke yarışması gibi lafını sıklıkla duyacağımıza inanıyorum. Zira giderek meslek alanlarının kendi alanlarına daha fazla hapsolmaya başlamasından, kendi alanlarında mesleklerin iktidar yaratmaya gayret göstermesinden kaynaklı olarak çok fazla içine hapsolmuş meslek alanları ile yüz yüzeyiz.
açısıyla bakarak mümkün olamıyor. Bunu hepimiz biliyoruz ama dar kalıplarımızla yıkmakta biraz zorlanıyoruz. Zannediyorum bu yarışma bu anlamda mimarlık ve planlama mesleğini yan yana getirmek suretiyle yeni şeyler üretme anlamında bir vizyon oluşturdu. Ancak öte yandan bir yandan da şöyle de bir bunun bir çok olumlu bir şey olduğunu söylemek için bunu ifade ediyorum. Ancak öte yandan da bizler meslek çevreleri olarak henüz buna çok da fazla hazır değiliz diye görüyorum. Bu konudaki çabalarımızı da motive edecek bu çalışma, bu yarışma ve daha fazla mimarlık mesleği, planlama mesleğini bir arada olacağı, bir arada işler üreteceği, dil bütünlüğü, birbirlerine referans verme anlamındaki pratiklerimizi, deneyimlerimizi geliştireceği umudunu taşıyorum. Özellikle son 10 yıldır Türkiye'de kentsel dönüşüm meselesi hem bir umut olarak dört elle sarılmış bir kavram. Ancak öte yandan da kentteki hiçbir imar hareketinin yaratmadığı kadar önemli mağduriyetler de yaratmış bir alan, bir konu. Dolayısıyla kentsel dönüşüm lafını kullanırken hani çok dikkatle yaklaşmak ve ince ince işlemek gerekiyor. Bu özellikle ilk soruyu soran arkadaşımın baktığı çerçeveden açıklamaya çalışırsam eğer, özellikle daha çok bir fikir, bir kente ilişkin bir vizyon oluşturma, yani mekansal vizyon oluşturma. Sektörel vizyonlar zaten yukarıdan aşağı gelen planlarla belirlenmiş ve yarışmacılara veri olarak verilmiştir. Ancak burada yaşanabilir bir çevrenin, mekansal çevrenin, insanca ve hakça yaşanan bir çevrenin nasıl olması gerektiğini ve özellikle de hocamın söylediği gibi içinde çok önemli mekansal olanakları barındıran bir yerleşmenin bu fırsatları kullanarak bu yaşanabilir çevreyi nasıl oluşturması gerektiğine dair, yani çerçevesi böyle belirlenmiş bir fikir yarışması. Şimdi hocamın da çok doğru olarak ifade ettiği gibi bundan sonrası artık bunun hakça dağıtımına ilişkin kısmı ve bu da imar planı yoluyla olacak. Yani sürecin bitmediğini söylemekle başkanımız bu açıdan o da çok doğru bir şey söyledi. Aslında şimdi başlıyor. Burada bir böyle yaşanmalı. Bütün bunları 6 tane, 3 tane fikir var. Eşdeğer ödül ve diğer projelerden de alınabilecek fikirler var. Bunların hepsinden şimdi buradan bir mekansal vizyon çıkaralım, yaşanabilir bir çevre çıkaralım ve buna hakça, adil bir şekilde de bugünkü kentsel dönüşüm terminolojisinin de dışına taşıyarak nasıl yaparızı bundan sonraki süreçte hep birlikte, yani sadece belediyenin görevi değil, bundan sonra vatandaşın da buna sahip çıkarak bu nasıl bir çevrede yaşamak istediğine dair düşüncelerini katılımcı süreçlerde ifade ederek birlikte yürümesi gereken ve asıl sınavın bundan sonra olduğu süreç olarak görüyorum. SÖKEL'in bu açıdan sahip çıkması çok önemli diyorum bu sürece ve hepinizi tekrar kutluyorum böyle bir sürece dahil olduğu için SÖKEL'in de. Onları da kutluyorum ve başarılar diliyorum. Ben de hocam, Zeki Hocam, Emre Hocamızın konuşmalarında bahsettiği konulardan bir tanesi, ben de altın çizmek istiyorum. Yani çok güzel anlattılar bu konuyu. Bu yarışmanın ilginç tarafı ve şehircilik açısından bence örnek teşkil edecek bir yarışma olmasının sebebi bu kentsel tasarım ölçeğini vurguluyor olması. Yani bu imar planlamasıyla mimari proje ölçeği arasındaki ölçeği vurguluyor olması. Yani alışa geldiğimiz yapılaşma, imar planında belirtilen yapılaşma koşullarının mimari projelerle hayata geçirilmesi. Bu yarışmada bu ikisinin arasındaki ölçek, yani kentsel tasarım ölçeği vurgulanıyor. Yani kentsel tasarım henüz tam olarak bir disiplin değil. Ve özellikle çok
bugün tartışılan bir konu. Ama ne şehir planlama ne mimarlık, ikisinin ara ölçeğinde. Şimdi o bakımdan bu yarışma, yarışmadan önce esasında imar planının Türkiye Belediyesi tarafından dondurulmuş olması ve o bunu bozularak bir bakıma ortamı daha dinamik hale getirmiş olması. Yani katı bir plan var, siz bunu uygulayacaksınız denmiyor da bu planın eksikleri var, bu planı donduralım, yeniden düşünelim dendiği zaman buna yapılabilecek katkılar sayesinde yeni imar planı eskisinden çok daha iyi bir seviyeye çıkma potansiyeli var. Dolayısıyla esasında bu yarışmanın sonucunda ortaya çıkan projeler, ödül alan projeler, ödül almayan projelerde de çok değerli fikirler vardı. Bunların yapacağı katkılar sayesinde önceki imar planı eskisinden çok daha iyi bir platoya, daha iyi bir seviyeye yükselecek. Ve bizim öyle tahmin ediyorum, yani öyle umuyorum, öyle olduğundan beri bu başından beri gelen süreci gözlemlediğim zaman ben de görebiliyorum. Daha klasik anlamda imar planında tanımlanan bir yapılaşmanın mimari projeler sayesinde uygulanması sisteminde bir tersine dönme söz konusu olabilir. Nasıl olabilir? Kentsel tasarım projeleri vasıtasıyla önce mekan, önce kamusal alanlar, önce işte kentin bildiğimiz, alışageldiğimiz, günlük kullandığımız parkları, meydanları, bulvarları tasarlanıp düşünüp nasıl olmasını istediğimizi öngörüp onları imar planına taşıma, ve daha sonra bu imar planını uygulama şansı burada var. Bence bu çok çok kıymetli. Çok alışa geldiğimiz bir yöntem de değil. Ve yani bu yarışma sanırım bunu sağlayacak. Bu bakımdan da şimdi imar planının hazırlanması süreci oldukça önemli olacak. Yani bizim kent için önerdiğimiz vizyon, kent mekanları için öngördüğümüz yapılaşma koşulları, kentin nasıl daha iyi yapabileceğini, nasıl daha işlevsel, nasıl daha estetik yapabileceğimize dair öngörülerimizi bu bir şekilde imar planına aktarma fırsatı bizim için. Ve bu şekilde de imar planını eskisinden daha iyi bir duruma getirmemizi sağlayacak bir yöntem bu yarışma sürecinde geliştirilmiş oldu. Dolayısıyla ben de hocalarımıza katılıyorum. Yani bu yarışma sonucu düşmüş bir sonuç birebir bulunacak. Belki bir yarışma sonucu olmayacak. Ama imar planı hazırlanması sürecinde katkılar sağlayıp imar planı hazırlanması süreci boyunca nasıl daha iyi, nasıl daha işlevsel, daha estetik bir kent oluşturabileceğimize dair bir çalışmanın başlangıcı olacak. O bakımdan ben de tüm katkı yapan yarışmacıları, belediye başkanımızı ve meclis üyelerini ve diğer jüri üyelerimizi, arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. Gerçekten güzel bir çalışma. Teşekkürler Recep. Bir anda ben bitiyorum diyecektim, enler görmeye başladım. İzin verirseniz Baran abiyle yani başlayalım, sonra geçelim. Devam edelim. Baran abi, buyurun. Mikrofon. Bir imar var. Bunu bir yerde durduruyorsunuz bu yıldan.
ve burada büyük bir yenileme yaptık. Adeta o planın zaten ürünleri de meydanda. Yani o plana göre oluşumun hiç meçhul bir yanı yok. Hepsi alanın her yanına yayılmış. Geleceğinin ne olduğu belli. Bunu da belediye çok iyi teşekkür etmiş. Bu bir son derece kritik bir noktada. Artık buna radikal bir müdahale yapmak gereğine inanmış. Çok da doğru etmiş. Bu sana kutlamak gereken bir belediye işbirliği. Yalnız bundan sonrasında biraz kuşkularım var. Şöyle. Bu 50 defa denenmiş bir planlama şekli değil. Yani bunun çok yetişmiş uzmanları, alt uzmanları, yan uzmanları falan organize olmuş piyasada her an bulabileceğiniz, her belediyede bulabileceğiniz uzmanlıklar falan değil. Bu bir deneme dediğiniz gibi bir süreç ama kısa bir süreç diye. Yani süresi kısa olan bir süreç. Şey yok. Çok da vaktiniz yok doğrusu. Çok da vaktiniz yok. Yani önümüzde hem yeni bir şeyleri deneyerek öğrenmek durumundasınız. Önümüzde böyle bir problem var. Hem işte bir yandan deniyor ki, tabii kulağa hoş geliyor ama uzmanlık konularının sayısı arttınca o olay pek öyle cereyan eder mi bilemezsiniz. Yani halkın katılım çok olsun vesaire falan. Tabii bunlar çok hoş da. Yani bu uzmanlık alanındaki bu sayılar arttıkça bu işler kolay yürümez. Hem halk katılımını sağlayacaksınız, hem de uzmanlıklarının gereğini yapacaksınız. Onları halka anlatacaksınız, hem de karşılıklı iletişimle geliştireceksiniz bu süreci. Bu biraz bana, söylemek istemiyorum ama çok kullanıldığı için söyleyeceğim. Yani bu biraz kulağa hoş gelen popülist bir konuşma haline geldi ülkede. Ne konuşulursa konuşulsun, sonunda halkla paylaşılmak olgusu bitiyor iş, bir türlü de paylaşılmıyor. Halka evvela anlatmayı becerebilmek lazım, değil mi? Yani planın getirilerinin ne olduğunu anlatmak lazım. Ondan sonra onun belli bir bilinçlenmeye ve birikimiyle birlikte siz bir şeylerden istifade etme şansına sahip olabilirsiniz. Ben katılımı biraz böyle anlamak durumundayım. Hele bu çok spesifik bir yarışma, yani çok yaptığımız bir şey değil. Bunu nasıl organize edeceğiz? Evet edilir ama çok kısa bir müddetimiz var belediye olarak. Bir yıl çok kısa bir zaman. Bunun için de bu çalışmayı nasıl organize edeceksiniz? Nasıl hayata geçireceksiniz? Hangi temel kararlardan yola çıkarak olgunlaştırmaya karar verebileceksiniz? Yani işte bütün planları aldık. Hani buradan gülleri, buradan papatyaları, buradan daireleri toplayıp bir çiçek demeti yaparız gibi bir durum yok bu arada. Böyle bir şey değil bu. Yani o şeylerin birbirleriyle makro ölçekte sürüklülerinin birbirleriyle hiç alakası olmadığı bir takım projelerle karşılaşıyorsunuz. Dolayısıyla yani böyle buna en usta insan dahi beceremez o söylediğimiz şeyi. Hani hepsinden biraz istifade edelim de buradan yeni bir şey üretelim anlamına gelebilecek bir süreci götürmek çok kolay bir şey değil. Yani ama bütün bunları bir an için unutalım, sadece şunu hatırlayalım, bir yıl var önümüzde, ya hatta az. Yani bir yıl çok az bir zaman. Çok az bir zaman. Hiç bilmediğimiz bir konudaki bir organizasyonu konuşup tartışmak, yazıya geçirmek ve altı ayını geçirirsiniz. Onun için bunun sanki her şey bitmiş gibi, her şey çok kolaylanmış artık. Şimdi biz zaten yıllardır sadece bu projeleri bekliyorduk gibi bir tavırla bu işe yaklaşmana çok yanlış olduğunu düşünüyorum. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim Bakan abi.
kaldırırsanız mikrofon verir. Herkese iyi günler öncelikle. Fatih Bozkır'ı belediyenin üyesi. Bu kararı alırken gerçekten belediye yönetimiyle beraber ciddi bir risk alındığının farkındayız. Gerçekten belediyecilik için bir vizyon proje. Öncelikle bu vizyon projenin başında Sayın Belediye Başkanımız ve değerli teknikimize çok teşekkür ediyoruz. Tabii biz de bu işle yola çıkarken ciddi anlamda problemlerin doğabileceğinin farkındayız. Hocamızın da söylediği gibi bu iş gerçekten şu anda bir şirket yönetimiyle karşımıza çıkıp da sonsuz bir şekilde sonuçlanacağını ben de tahmin etmiyorum. Asıl problemlerimiz şimdi planlama aşamasından sonra başlayacağını ve bundan sonraki aşamada 18'lerde uygulama aşamasında ciddi problemlerin hayata geçirdiğini beraber göreceğiz. Ama bu işe başlarken başta Sayın Mine Hanım'la bu konuyu ciddi anlamda tartışırken şöyle bir şey yapmıştık. Biz bununla ilgili bir ekip kurduk. Ben şunun tarafıydım. Daha mikro ölçekli bir proje. Ve bu proje önce bir deneme projesi, ondan sonra da daha yaygın hale getirilecek bir proje olur diye düşündüm. Fakat daha sonra baktık ki bir işin minimalist boyutunda olaya yaklaşım getirdiğiniz zaman orada sadece odaklanıyorsunuz ve kalıyorsunuz. Daha geniş bir çerçeveye yanmadığınız sürece de bu iş sonuçlanmıyor. Dolayısıyla da hocalarımızın ve teknik ekibin tavsiyeleriyle bu proje geliştiriliyor. Belediye meclisinde de ciddi anlamda hep beraber bir karar aldık. Şimdi tabii ki korkumuz şu. Beklentiler şu yönde. Vatandaşın beklentisi tamamen burada bir kat artırma, nüfus artırma. Evet, yollar gelişecek, yeşil alanlar büyüyecek ama buradaki nüfus sayısı ve katlar da artacak. Beklenti tamamen bu yönde. Tabii ki bu beklentileri karşılamayacak bir proje ama gerçekten de bir vizyon proje. Herhalde bu projenin sonunda muhakkak üzgünlükler olacaktır, sıkıntılar olacaktır. Bundan sonraki aşama tamamen belediye yönetiminin, belediye başkanının ciddi iradesiyle harekete geçebilecek, yani siyasi iradenin ciddi duruşuyla harekete geçebilecek bir proje. Sayın Belediye Başkanı'na çok iş düşüyor. Kolay gelsin. Evet. Böyle düşünüyorum. Sökeliler kontenjanından söz alıyorum ama aslında ben bir kentsel tasarımcıyım. 70'li yıllarda yurt dışında böyle bir diploma alıp geldiğimde bakanlık ne yapacağını şaşırdı. Ve teknik üniversite bana yüksek mimar eş denkliğini verdi. Böylece ben de mimarlık yaparım. Sizi küçük bir anekdotla da biraz yoracağım ama Baran Bey'in ve meclis üyemizin söylediklerini belki özetlemiş olacağız. Gerçekten çok olağanüstü bir yarışma konu olarak. Ben de sizlerin yerinde birkaç kez oldum ama çok terlediğimi hatırlıyorum. Bir başka olağanüstülük bugün şunun terlememiş olması. Bilmiyorum, yarışmacılar herhalde eşdeğer ödüller olduğu için çok fazla jüriye atak sorular sormadılar. Ben o beklenti içindeydim. Bu genel olan dışı olduğunu gösteriyor. Biraz da bizim açımızdan bakıyor ama belki de çok adilane gitti, onun için sorduyorlar diye. Ben de öyle yaptığımı düşünüyordum ama çok tatlıymıştım. Efendim, anekdot şöyle. Bir aile efsanesi olarak anlatılır. İkinci meşrutiyet ilan edildiğinde dede Muhammed Ağa çok sevinmiş ve ilkokul yaptırmış. Hoca Göz İlkokulu diye. Maalesef sonra konu kuzenlerden biri gitti, daha iyi bir okul yaptığını sandı, kötü oldu. Ama bunu bir Macar usta yapmış. Macar demiş ki ben şehir plancısıyım. Allah Allah, o zaman yani mühendis diyorlar. Size bir şehir planı yapayım. Zökeliler hiç bilmediği bir şeydir. Gelmiş, köprüden istasyona doğru cetvelle bir şanzelize çizmiş. Resmi göstermişler, bütün ağalar bakmış, ula demişler, bu cevabı bizim ağlarımızı elimizden alıyor, adamı kovmuşlar.
Fakat sonra düşünmüşler, Şanzelize değil de bugün gördüğünüz o incecik yol öyle oluşmuş. Tren Söke'ye gelince ne yapacaklar? Otomatik olarak o yolun sonuna istasyonu yapmışlar. Bu sefer istasyondan da yukarıya o çift izli küçücük cadde açılmış. Böylece hani bir şehircinin ufacık bir katkısıyla böyle olmuş. Şimdi o başarı olmuş olan birilerinin durumları olarak bugünün bu fırsatın kaçacağından çok büyük endişem var. Şimdi söyleyecekler, aman Allah bu şükürsün, Allah'ımız eğitim oluyor diye. Şey yapmasınlar, bunu Türkiye'de ilk olacak. Zorluk şurada, yurt dışında bu tip operasyonlar için çok çok gelişmiş hukuki dayanaklar var. Şu an Türkiye'de bu yok. Yani yeniden parsellendirme veya rantın tekrar bir yönetime dönüp onu tekrar şehre yatırılması gibi İngiliz, Fransız modellerinde olan hiçbir yasal kaldıraç elimizde yok. Elimizde sadece imar planları, dağıtım cetvelleri var. Bu da pratiğin içinde plan yapıldıktan sonra parasını olanın öncelikle kendine ilgilendiren bölgeli bir mevzi imar planı yaptırmasıyla bozuluyor. Sanıyorum buradaki en önemli şey, ne yaparsak yapalım, plan elde edildikten sonra bütün bölgeyle ilgili çok zor ama tek bir dağıtım cetveli yapmak. Ve böylece herkesin bu plan içindeki değişik kademelerdeki rant artışlarından ortak olarak yararlanmalarını sağlamak. Ben meslek hayatımda bu zorlukları çok gördüm. Şu an böyle yapılmadığı için İzmir İncir Hattı planlaması yüzlerce davaya konu oluyor. İşte çünkü orada birileri planı iddia ediyor, istediği gibi yaptırdı. Öncelikli olarak kendi ticaret bölgesini yapacak. Oradaki ticaret aktivitesinden çok uzaktaki termal bir tesis yapmaya zorlanmış bir kişide yararlanamayacak. Yani Türkiye'nin maalesef planlarının bozulmasında, politik ve belediye meclislerinde bunun defalarca yeniden revizyonlara girmesinde eşit olmayan bir dağılım söz konusu oluyor. Eğer siz işte istasyon caddesindeki rantı bütün Söke'ye yayabilirseniz, merkezde yapılacak yenilemenin eşit olarak gerçekten paylaşımını ki elimizdeki tek kaldıraç şu an çok eşit bir dağıtım cetveliyle onu sonuçlandırmak, ne yaparsanız yapın. O zaman hakikaten ikinci fırsatı kaçırmamış olacak. Yoksa Söke beyin gücü olarak Türkiye'ye çok şeyler verdi. Çok önemli edebiyatçıları var, Dışişleri Bakanı var, bir ilçeden çıkmış TÜSİAD Başkanı var, ilk ve son. Beyin gücü hiçbir zaman ben dahil yetiştiğimiz yere geri dönmedi. Aslında baba bizim, buradaki fiziki planlamanın da gün ve gün kötüye daha kötüye gidişini bir şekilde işte üç maymunu oynayarak duyumsamadık. Slaytları gösteriyorsunuz, Hindistan Bangladeş'ten bir yer görüyor gibiyim. Yani kalbim sızlıyor. Bu son şansı ne yapalım ve Türkiye'de ilk oluyor bu iş, çok enteresan. Ben yarışmasına girdim, İzmir Liman Arkası yarışması diye. Buna benzer ve benzemez bir yarışmaydı o. O fikir yarışmasının imar planlarına geçme, daha doğrusu geçememe sürecini de izledim. Rahmetli Ahmet Kışlı arkadaşımdı. Orada çok büyük bir kayma oldu, büyük bir optik kayma oldu. Çok büyüktü. Burada çok küçük bir yerdeyiz. Söke kadar bütün Türkiye planlaması için çok önemli bir deneme yapılacak burada. Bunun çok iyi anlatılması lazım ve başarmak zorundayız. Böyle söyleyeyim. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Evet, buradan. Emrah Söylemez. Öncelikle hem belediyeyi hem sizleri kutlamak istiyorum. Birkaç değerlendirme, çok kısa da birkaç
eleştiri bağında almayacağınız şekilde birkaç değerlendirme yapacağım. Öncelikle biz plancı ve mimar ekipten oluşuyoruz, plancılardan ve mimardan. Bu tarz yarışmalar genelde ekip başını mimar ister. Sizleri istemediğiniz için hani bunu çok olumlu görüyoruz ve plancı ekiplerin de buna katıldığını görüyoruz burada, sadece plancılardan oluşan ekiplerin. Bu kaynağı kullandığınız için öncelikle hani bu bir başarıdır diye düşünüyorum. İkincisi işte maket vesaire, yani plancı ve işte mimar neyse bu ekipleri bunlar zorlayan süreçler. Hani tabii siz jürileri bulduğunuz için bir nevi iç dökmeler hocam, öyle görün lütfen. Bunun olmamasını da çok olumlu görüyoruz. Bir de tabii şundan bahsetmek istiyoruz, yani mekana burada herkes bir müdahalede bulunmak istiyor. Aslında mekana müdahalenin koşulları bir taraftan çok zor, bir taraftan da çok kolay. Çok kolay olduğu zaman sonucu ve süreci ortada görüyoruz, yani işte çok kolay olmuş. Söyleyelim ki bugünkü gördüğümüz durum o çok kolayın sonucu. Şimdi çok zor olan taraftan da baktığımızda bir önemli bir siyasi gücünüz olmalı. O mekana dönüştürmek için önemli bir ekonomik gücünüz olmalı. Bunu topluma hani o mekansal vizyonunuzu öncelikle anlatabilmelisiniz ki ardından da o sosyal yapının bunu içselleştirmesi gerekecek. Sizin ne yapmak istediğinizi Söke için, Söke'nin geleceği için ne yapmak istediğinizi bir siyasi vizyon olarak bunu toplumun çok çok iyi anlaması lazım. Burada da bu süreçten sonrası için hocalarımız da söyledi, bu bir yıllık süreçten bahsediliyor. Aslında bu kolokyumun da bir kolokyum olmalı bana göre. Onu da şöyle düşünüyorum. Şimdi burada bir sürü proje var, proje demeti var. Bunlardan da bir çeşit, aslında bir patchwork çıkacak ortaya belki. Belki de bütüncül bir şey çıkacak. Bunu tam bilemiyoruz. Ama belediye bu çalışmayı yaptıktan sonra belki yine yarışmacılarla, belki yine halkın da katılımıyla böyle bir süreci, yani sürecin ortasında olur, sonunda olur, böyle bir şey olabilir. Hani bu bir önerimiz olabilir. Üçüncü de yine bu tarz yarışmalarda belki jüri şunu yapabilir diye düşünüyoruz. Yani hem jüride hem de yarışmacılarda yerel danışmanı zorunlu kılabilir. Bir mesleki zorunluluk getirmeden. Bu tabii hem projelerin kalitesini artıracaktır, hem de yerelde bir şeyler yaratacaktır. Yani orada bir katalizör rolü görebilir. Yereli bu işin içine katmamız için. Yani bugün burada baktığımız zaman tamamen işte hayır, siz biz. Öyle bir katılım var. Hani bu katılımı zenginleştirmek açısından. Bir de son hani şunu da söylemek isterim. Yine yarışmacı olarak hani jürinin o jüride sonuçta yazdığı o değerlendirme kriterlerini belki şeyin içinde vardı. Başta şartnamede vardı ama öyle o toptan olarak başta verilmesi yine yarışmanın kalitesini artıracağını düşünüyorum. Genel olarak bu, herkese teşekkür ediyorum. Biz çok teşekkür ederiz efendim. Notlarımız sağlık. Efendim son iki söz. Devrim. Ha, mikrofon mu? Merhabalar herkese, Devrim Çıkan. Öncelikle tabii belediyeye biz de teşekkür ediyoruz. Yani bu çok özgün bir yarışmaydı gerçekten. Yani yaklaşık 20 yıllık bir yarışma kariyerinde en zorlandığımız yarışmaydı. Ama ben bu bağlamda, yani bu yarışma sürecinin dışında, yani bütün bu fikirlerin ve planlanma sürecinin içerisinde en kolay merhalelerden birisi olarak görüyorum yarışma. Yani bu zorluğu aslında yarışmacılar çekti. O belediye seyretmiş bir konu değil. Asıl zorluk bence bundan sonrası. Yani yarışmanın kendisi bunun layıkıyla tamamlanması için bana kolay bir kısım geliyor. Çünkü belediye buradaki imar hareketleri doldurarak aslında
geçtik hatta olmaz, Pandora kutusunu açmış oldu artık. Yani onun geri dönüşü yok. Bundan sonrasında net olarak yani orada çizilen net çizgi üç eşitler üzerinde biraz muğlaklaşmış durumda. Baran Bey'in söylediği şey bence önemli. Üç tane projenin birbiriyle ya da bütün buradaki önerilmiş 13 projenin sentezlenerek bir imar planına gidilmesi çok gerçekten kolay bir şey değil. Belki o yüzden orada belirli ilkeler etrafında belli kararları veriyor olması gerekiyor. Bunun fiziksel mekan boyutu kadar bence işte sosyolojik boyutu, ekonomik boyutu ve aslında bir algı boyutu da var. Yani kentin önemli bir parçasının yenilenmesini hangi ilkeler çerçevesinde olacak ve bunun nasıl anlatılacağı. Yani insanların çünkü bizde yerleşmiş bir yapılaşma kültürü, dönüşüm kültürü var ve bu genel olarak fiziksel mekan hakları üzerinden ilerleyen bir şey. Yani mekansal kalite üzerinden değil de yani nicelik üzerinden, nitelik üzerinden değil de nicelik üzerinden. Yani beklentiler genelde rant odaklı oluyor. Yani kaç kat vereceksin, ne kadar vereceksin, ne nasıl vereceksin. Bütün iş fiziksel mekanın boyutlarıyla ilgili oluyor. Bu yarışmanın bence burası değil. Yani 1/100 bin planı önermiş olduğu yoğunluk bir kere çok fazla bir yoğunluk. Yani bu yoğunlukla bu kent çok baş edemez diye ben kendi adıma düşünüyorum. O yüzden de bu yoğunluğun kullanılmaması yönünde stratejileri geliştirmek gerekir. Bunun mekansal boyutu çünkü çok önemli. Yani böyle bir yoğunluğun iyi bir mekan üretme olasılığı çok uzak bir olası. O yüzden de insanları yani bir imar hakkından ziyade kent hakkı, yani nasıl bir kentte ve nasıl bir yaşantı yaşayacağı üzerine bilgilendirmek ve bir diyalog ortamı oluşturmak bu sürecin bence önemli parçası. Çünkü 1/100 binden gelen yoğunluğu siz istediğiniz şekilde çalışın. Bu SÖKE ölçeği bir kent için çok nitelikli mekansal bir kurguyu üretmek çok kolay değil. O yüzden de burada bir stratejiyi doğru koymak, halkla olan iletişimi doğru kurmak ve bu beklentinin yani halk tarafından olan bu imar hakkı beklentisini nasıl kırılabileceği, bunun nasıl kentin ve mekanın kalitesi üzerine kaydırılabileceği ile ilgili de stratejiler üretmek bence çok önemli. Yani diyalog kanallarını açık tutmak ve insanları gerçekten iyi bir kentte yaşama isteğine yönlendirmeye çalışmak. Yani onu bir imar hakkını almak fikrinden birlikte nasıl bir kentte yaşayacağına dair bir fikri oluşturmak ve onun üzerinden devam etmek noktasına çekebilirsek bence bu süreç başarılı olacaktır. Aksi halde bütün kentlerimizin yaşadığı o imar baskısı, yoğun bir kentsel doku bizi de o girdaba sokabilir. Yani burada hakikaten çok akıllıca bir strateji takip etmek önemli gibi görünüyor. Sökenin ölçeği buna çok müsait. Yani bu diyalog kanallarının açık ve sağlıklı işlemesine çok açık. Asıl zorun bundan sonra başlıyor diye düşünüyorum ben de. Emeği için herkese çok çok teşekkürler. Biz çok zorlandık yarışma yaparken ama çok da keyif aldık. Çok teşekkür ederiz. Son söz. Evet. Sayın ben sizi ikinci çıkıyorum. Hocam, jürinin kendinize bakış açısı çok naif. Çok teşekkür ediyorum bu jürinin bu bakış açısından dolayı. Ama ben kapitalizmin kente baktığı noktadan baktığımızda bu ülkenin değer gerçeği olduğunu ortaya koyduğunuzda sizin kadar naif bakamıyorum. Önce bunu paylaşmak istiyorum bir. İkincisi, devletin kamusal alanlara bakış açısı ve kamusal alanların paylaşımı üzerinde yaptığı kurgulamaya baktığımızda örneğin bu projenin ana aksını oluşturan SÖKE çayının şu anda 4 tane mülkiye sahip var. İki devlet su işlerine ait. Çevre rekreasyon alanları Büyükşehir Belediyesi'ne ait. Üzerinde yapılmış olan mülkiyet Malmur Müdürlüğü'ne ait. Ama bu kentin içinden geçtiği için kent yurttaşı olarak bana. Şimdi bu 4 tane paylaştığı araya geleceğiz. Bu kentle ilgili bir proje hazırlayacağız. Yatırım planlamasını bunun üzerinden yapacağız. Ve bu kenti yeni bir aksın üzerine oturtacağız. Böyle bir problem var. Bu probleme bakarken kusura bakmayın ben sizler kadar naif, seçkin bakamıyorum. Biraz önce beyefendinin söylediği gibi kent sorunu
halka insan olan bir mekanı tartışmaya başladığımızda, yani insanı tartışmaya başladığımızda bunun tabii derin bir kere ve boyutları olağanüstü geniş. Söke'deki gerçekten önemli çabalarla tasarlanıp işte hayat aktarılmaya çalışılan yüksek daha büyüklükteki alana var olan o alanda getirecek olan önerilere var olan bu tüm sorunların aşılması gereğini atfederek bakmak durumunda değiliz. Yani bunu böyle bakmalıyız. Şey gibi değil, yani bir cevap olarak falan değil mi? Arkadaşlarıma da söylüyorum. Yani bir naiflik meselesi değil. Planlamayı da her şeyi atfederek bir an onu bir yere getirip koyamazsınız. O planlamaya da sıfır olamazsınız. Bu böyle bir şey değil. Tabii ki bir yani tabii ki bir süreç, tabii ki anlaşma, tabii ki iddia. Tabii ki her birimizin bakış açısının gerçekten ortak doğrular ve genel doğrulara gelebilmesi açısından yaklaşmaya çalışıyoruz. Bu naiflik alırsak farkındalık meselesi unutmuş oluruz ama biz de hepimiz her şeyin farkındayız. Aynen senin gibi. Yani o buralarda mutlaka belli dengelerin, belli ilişkilerin ortak çıkarlarında bir yerlerde kurulması lazım. Ama yani işte böyle peşin şeyde hani şunu söylemeye çalışayım. Yani peşin olmazlarla ve yargılarla gittiğimizde biraz olmak işi açması doğru falan götürmeye başlıyoruz. Biraz böyle bakmamamız gerekiyor diye bu cevap değil. Yani şu anlamda da söylüyorum. Bunu Baran abicim de demin de çok iyi biliyor. Elbette bunu söylerken biz fikirler var derken şu değil. Tabii ki bir konseptin üzerinde temellenerek gidilecek. Gidilmeli yani hepimiz o düşüncedeyiz. Yoksa hani Baran abicim böyle güzel şeyler özetledi ya, buradan gül, buradan yasemin, oradan başka bir şey alıp koymayacağız. Koyulamadığı zaten, konulmamadığı zaten yani. Bu başka bir türlü. Süre meselesi de bilmiyorum, tabii şimdi başlıyor. Ama bakın bütün bu güçlükler içinde yürümeliyiz. Yani biz bu ülkenin insanlarıyız, bu kentin insanlarıyız. Elimizdeki araçlar bunlar. Var olanın tersine baktığınızda, yani olmayan erdi metoduyla yaklaştığınızda o plan iptal etmiş. Yani o plan var olsaydı, böyle bir şey yapılıyor olmasaydı, böyle bir süreç başlatılıp böyle bir sonuca geliyor olmasaydı belki bunların hiçbirini konuşmayacaktık. Söke'nin bu 100 hektarlık alanında, bu kent merkezinin komşuluğunda ya ne kadar kötü bir plan yapıyor, işte ne yapsın belediye, katı kutu veriyor, uygulayabilir, geçecektik. Yani o anlamda başka bir nefes, başka bir sinerji, başka bir şey yaratılmaya çalışılıyor. Elbette inanırsınız, inanmazsınız, hepimiz çok eleştiriyoruz. Hepimizin belli dönemlerde bu işlerden çok yıpranmışlığı oldu. Ama bir yasal sistemimiz var, ona bir yerlere kadar uymak zorundasınız. Ama bir yandan da hakikaten belli ölçülerde inanmışlığımızı koyup günümüzün en önemli araçlarından bir tanesi olan ikna. Onun için de uzlaşamayabilirsiniz ama mutabık kalabilirsiniz. Çünkü başka türlü bir yere zaten yürüme şansınız yok ki. Almanya'da benim orada bulunduğum yıllarda imar planları iki defa meclise girer. Bir, yapılır, Bülent de bilir bunu, yapılır, daha hiçbir şey yoktur ortada, belediye meclisine gitmemiştir, asılır, bir ay asılı kalır. Herkes gider, bakar, eder vesaire, ondan sonra değerlendirmelerini yapar, görüşlerini verir. Bütün onlar tekrar mevlilik gruba, meclis ve diğer katılımcılarla birlikte gelir, yapılırsa yapılır, yapılmazsa yapılmaz değişiklikler, ondan sonra meclis onayla gider, meclis onaylar, ya da onaylamaz, her meclis onaylar, askıya çıkar, bir ay da oynamaz. Tabii bir sürü farklı katılım süreçleri var. Yoksa hiçbirimiz bana verdiğinde gibi duygusal bir halkın katılımı gibi böyle klasik bir artık şey jargonundan öyle bir söylemden bahsetmiyoruz. Bugün Batı bile akredite olmuş sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerini belli toplantılar içerisinde yer almaya geçiyor. Bunu sattığını da biliyoruz. Yani sadece rant odaklı satma yok. Başka insanlarda da satma var. Bütün bunları dengeleyerek düşünüyoruz. Şimdi bu birleşme döneminde, iki Almanya'nın birleşme döneminde bunu Balgar eyaleti kaldırdı. Belediye arkadaşlarla konuşunca niye kaldırdınız diye bir soru sorduğunuzda ilk bir ayı kaldırdı. Sadece bizdeki gibi son bir ayı getirdi. Şöyle bir süreç yaşıyoruz dediler. Şöyle bir süreç yaşıyoruz. Onlar yani gelen Doğu Alman yurttaşlar şu anda Batı Alman yurttaşlar kadar bilgi, birikim, deneyim, eğitim ve benzeri şeylere sahip olmadıkları için onları oraya taşıdıktan sonra
yine eski modelimize döneceğiz dediler. Ve hakikaten 6-7 yıl sonra kestiler, bitirdiler onu. 6-7 yıl sonra tekrar yine o birer önceler başladı vesaire artık başladı. Yani şimdi uzatmayacağım tabii ama yani tüm derinlikler içerisinde bir kez daha tekrar ederek söyleyeceğim. Şey yapmayalım. Birçok sorunun çözümünü sökebilirler. Bu müthiş önemli bir işin üzerine getirerek her çözüm orada bekler gibi bir atletme arayışı içerisine girmeden gelir. Elbette güç. Elbette güç. Ama malzeme de bu. O zaman her birimizi başka bir yeriyle hem birbirimizin adına hem kentimizin adına inanıyorsak sahip çıkması gerekiyor. Ha tabii bundan sonra bu tür aşamaların olmasına çok sevindik, çok mutlu olduk. Belediyemiz de mutlaka bir şeyler düşünüyor. Bir şeyler değil, önemli şeyler düşünüyor. Bizler de her zaman yanlarında olmaya çalışacağız. İhtiyaç duyduğumuz zaman varız. El birliğiyle gerçekten hayata aktarma adına bunu nasıl başarabiliriz? Ve Baran abinin altını kalınca çizdiği gibi kalan süremiz içerisinde onu böyle çok bir şey gibi almamamız lazım herhalde. Böyle çok stres yaratan, gerilim yaratan bir eşitliği galiba düşünmemek gerekiyor. O bize yanlış yaptırabilir. Belki iyi anlatabilirsek, kalan sürede içerisinde örnekler verebilirsek, belki yurttaşlarımızdan 3 aydan 5 aydan belki tarihten geleyelim de bilmiyorum. Yani sesini düşünüyorum ben de şunu. Ama bu ürünlerin iyi biçimde, doğru biçimde, olabildiğince fikirleri kullanıldığı biçimde yaşaması adına ortak çabaya hepimiz paydaş olmalıyız deyip bitireyim. Kolyumlarda son söz yarışmacılarındır ama özellikle ödül alanlara verilir bu söz. Ben bir iki gün tanıdığınız için bizler biliyoruz. Kolyumu onlara söz vererek bugün görüşlerini Sayın Başkanım sonlandırmak istiyoruz. Hayır, bana ihtiyaç var mı? Bitiriyorum. Yani başka soru falan da yok çünkü. Bitirelim. Ama eşdeğer müdürlerde Baran abi için konuştu. Tamer'cim. Baran abi konuştu. Devrim. Başka? Eşdeğer müdürlerine kim? Satın almadan Nazım, Emrah o iki konuştu. Atladığımız olmasın. Kısa bir şey söyleyeceğim. Kısa bir şey söz verelim ve konuyor ki bu. Sonlandıralım. Mehmet Nazım Özel. Demin de bahsettiğiniz bizim konuya yaklaşımımız, bakış açımız esasında bu süreçte biraz daha netleşmesi lazım. Biz biraz daha kolaycılığa kaçıyoruz. Yani imar planı bireysel beklentilere yönelik yapılıyor. Ama şu anda baktığımız zaman imar kanunu ve yönetmelikleri çeşitli araçları tanımlamış. Bundan iyi kötü bir kent planlama anlayışını getirebilecek ve yönetebilecek bir düzeyde. Yani biz bunu kullanmadan tamamen farklı bakış açılarda, işte biz bugüne kadar işte Türkiye'nin gerçekleri bu, biz bunun dışına çıkamayız dendiği zaman zaten hiçbir şey yapamayız. Türkiye İmar Planı da bu yarışmadan sonra eğer bu anlayışla devam ederse eski haliyle benzer bir süreç alacak. Çünkü İzmir'deki Alsancak yarışması böyle bir deneyimin sonucunu ortaya çıkarttı. Yani orada yarışma, uluslararası yarışma açıldı. Yaklaşık 120 tane proje katıldı. İşte Almanya'dan bir ekibin birinci olduğu proje tamamen farklı bir imar anlayışıyla bugünkü şeklini aldı. Ve şu anda da şekillenmeye başlıyor yüksek katlı binalarda. Bizim işte bugünden itibaren hani belirttiğim de belirttiğim gibi belediye başkanının bu yönde bir vizyon çerçevesinde farklı bir adım atarak bunun süreci başlamış olması önemli basamaktır. Ve bundan sonrası tabii kolay gelmeyecektir. Belki bunun sonrasında çok başarılı bir proje yürütülemeyebilir. Ama en azından bu denenmiş oldu. Baran hocamızın da dediği gibi denenme olayı, bir deneyim kazanma olayı bundan sonraki kentlerin gelişiminde belki çok farklı bir boyut açabilir. Ve bir bunun üzerine gitmekte kararlı olmamız lazım. Yani bu konuda da herkese büyük bir sorumluluk düşüyor ve katılım konusuna geldiği zaman kentinin katılımından da beraber sivil toplum kuruluşlarının, diğer meslek gruplarının katılımı da çok önemli. Yani buradaki bilimsel gereklere, mesleki etiğe dikkat ederek bir katılımın da söz konusu olması lazım. Bu konuya da dikkat edilmesi sürecin daha başarılı olacağına
başarılı sonuçlanmasına neden olur. Çok teşekkürler. Efendim bu konuşmayla gelen sorular ve tartışma bağlamında ben de bir şey söylemek istiyorum. Bu yani şehirde bu beklentiden bahsetti. Bütün sorularda beklentiden bahsetti. İşte bu katılımlar istedim. Buna katılım, bunun fikirlerin paylaşılması. Ya yani bu yarışmada ortaya çıkan projelerde pek çok önemli fikirler var. Yani sizin bahsettiğiniz gibi yani bu Macar Plancı'nın getirdiği yeni bir bulvar açma fikri gibi yani onun muadili pek çok fikir var. Hem kazanan projelerde hem diğerlerinde de var. Kazanan projeler bu fikirleri uygulamalaştırarak çok hani istemize gerçekten uygulama aşamasına yakın projeler sağladıkları için tabii jüri üyelerinden de takdir görüldü. Ama bu fikirler bir şekilde imar planı hazırlanacağı zaman bu değer artışı konusunda esasında yani kat arttırımı isteyen SÖKE sahibinde esasında mülklerin değerini arttırmak istiyorlar. Yani mülklerin değerini arttırması ilave kat vererek olmak üzere bu yarışmanın sonucunda bulunacak projelerin kendi mülklerine değer artışı sağlaması şeklinde olacak. Yani bu ilave kat artışı şeklinde olacak. Yani o Macar plancının önerdiği Şanzelize esasında gerçekten herkesin mülkünü, o caddedeki herkesin mülkünü değeri çok ciddi şekilde arttıracaktır. O bakımdan yani bu yarışma projelerinde çok değerli fikirler var ve kente gerçekten katkı yapacak. Yani kentte bireyleri kendi halinde bıraksanız işte bildiğimiz sonradan çözülmesi zor olacak problemleri beraberinde getirecek kenti kendi kendine geliştirmesinin ötesinde kamunun katkısıyla değeri daha yüksek, daha işlevsel, daha esnaf bir kent yaratmaya gidecek. O zaman herkesin mümkün değeri gerçekten artacak. Tabii ben burada yine Şanzelize örneğine döneceğim. Sizin gerçekten konuşmanız çok ilginç çekti. Şubat'ın da ilginç çekti. Dediniz ki Şanzelize bir bulvar önerdi ama o şekilde yapılmadı. Sonradan benzer bir şey yapıldı. Şimdi uygulama aşaması da çok önemli diye düşünüyorum. Yani sadece fikir değil, fikrin uygulaması da çok önemli. Yani o Şanzelize fikri belki gerçekten Şanzelize gibi yapılsaydı bugün daha farklı olacaktı. Şanzelize fikri böyle bir ince bir bulvar şekilde yapıldığı zaman daha farklı oluyor. Dolayısıyla yarışma projelerinde fikirlerin uygulaması da fikrin kendisi kadar önemli. Yani bir fikir vardır ama fikrin bir uygulaması yapılması gerekiyorsa o uygulamasının da yine şehir plancıları, kentsel tasarımcılar, mimarlar tarafından gerçekten hakkını vererek yapılması o bakımdan önemli. O bakımdan da teşekkürler Ece. Efendim, kolegyumu sonlandırıyoruz. Bir kardeşim çağırdım. Şimdi yarışmaya katılan ekiplere, jüri üyelerine, danışman ve 7 yedek jüri üyelerine ve raportörlere verilmek üzere ödül törenine geçiyoruz. Eşdeğer ödül alan 5 numaralı proje ekibi Tamer Başbu, Hasan Özbay, Baran İdil, Doğuş Balda ve Aslı Özbay'ı ve onlara ödülleri takdim etmek üzere belediye başkanı Selim Süleyman Toyman'ı sahneye davet ediyoruz. Eşdeğer ödül alan 10 numaralı proje ekibi Serkaç Erten ve Devrim Çimen'i
ve onlara ödülleri takdim etmek üzere jüri başkanımız Sayın Profesör Doktor Zekai Körgülü'yü sahneye davet ediyorum. Şimdi satın alma ödülü alan 6 numaralı proje ekibi Zeynep Canan Aksu, Cihan Sevindik, Doğan Türkkan, Özge Mübera Akyüz, İnan Tokay ve Hande Türkkan'ı sahneye davet ediyorum. Onlar da yok sanırım. O zaman yarışmaya katılan diğer proje ekiplerini çağıracağım. Teşekkür belgelerini vermek üzere. 59-530 Rumuz kodu ile 1 no'lu proje. 51-026 Rumuz kodu ile 3 no'lu proje. 72-072 Rumuz kodu ile 4 no'lu proje. 09-375 Rumuz kodu ile 7 no'lu proje. 09-065 Rumuz kodu ile 8 no'lu proje. 65-395 Rumuz kodu ile 9 no'lu proje. 50-736 Rumuz kodu ile 11 no'lu proje, 86-931 Rumuz kodu ile 12 no'lu projeyi sahneye davet ediyorum. Ve teşekkür belgelerini takdim etmek üzere jüri üyemiz Profesör Doktor Emel Gülsü'yü sahneye davet ediyorum. Thank you.
Akın'a. Jüri üyesi Mimar Ali Kural. Katılımınız için çok teşekkür eder. Sizi kokteylimize davet ediyoruz.